Allah razı olsun. Şöyle başa çıkar. Sık amcam, sık. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Artık iptal olmayız. Razı olsun. Aynı kişi en iyi dedi buranın yerlisi. Maşallah. Hatta diğer camilerde ise de yok dedi. Hatta bu hafif suyla sulandırılmış gibi. Tabii. Tam keskin değil bu. Hayır, tamamen sulandırılmış. Hmm. Amcam çok özür dilerim. Bu şeyin özelliğini, sıktığınız kokunun özelliğini çok kısa şuraya bir video açıklar mısınız? Şimdi çok da özelliğini bilmiyorum işin evet. Doğrusu. Yani yanınız şunu dedi. Bu zararlı madde şeyler var ya onu öldürüyor dedi. Hmm. Onu bir sürü şeyini anlattı ama tabii ha, kendi... Kabe'den kullanılan kokunun aynısı. Kabe'deki kullanılan, Medine Münevvere'de kullanılan yani Mescid Nebevi'de aynı koku. Evet. Eğirdirli. Evet. Alamca diye biri, onun oğlu Eşref diye. Evet. İstanbul'da ikamet ediyor. Hatta Tuncer Kolonyalarında sahibi aynı zamanda. O kişi bu camiye, İstanbul'da da bir cami ismi söyleyeyim ona. Yani üç yerde kullanılan bir koku. Kabe'de. Eğirdir'de ve İstanbul'a bir yerde. İstanbul evet. Menşeli bir koku yani. Evet, o cami evet. Hangisi? Onu söyledi de onun adını da amcam özür dilerim. Caminin de kısaca bir şeyini anlatır mısın? Özelliğini. Çatılar mı? Çatı. 1237 Selçuklu yapısı. Rivayetlere göre ambar olarak da kullanılmış bu evet. Bayambarı. Artı kilise olarak da kullandığı bir rivayet edilmiş. Daha eskiye olarak. Daha eskiye. Ondan sonra da işte malum Türkler bin yıllarında ağırlıklı Müslümanlar kabul ettiler. Evet. O zaman hemen ondan sonra yapılan bir cami. İstanbul'daki camilerden hepsinden eski. Evet. Aynısı Beyşehir'de Eşrefoğlu Camisi var. Konya'da Alaaddin Camisi evet, var. Evet, biliyorum Konya'daki camiyi biliyorum. Bu camide aynı tarzda. Şey çatı kısmı şey ahşap galiba. Ahşap, hepsi ahşap. Yani görünüm. Şu direkler de ahşap. Hepsi direkler ahşap. De o zamandan kalma. O zaman. Yani orijinal olarak yani. Direkler, hiç tadilat falan görmemiş mi? Gördü. Evet. Ama tabii orijinalini bozmadılar. Evet. Sadece değişen tavan kısmı, daban kısmı değişti. Anladım. Diğerleri orijinal. Duvarlar, giriş kapısı çivisiz. Eski tarih. Evet, şey, geçme kenetleme geç, şeklinde değil mi? Evet. Peki bu direkler nasıl durmuş şimdiye kadar? Hani şimdi bu da garlık varmışmış şurada. Şu büyük benzinin yanında karlık varmış. Şu aynı Beyşehir'deki Eşrefoğlu Camisi'ni görürsen bilmiyorum. Kışın damdan kara atarlar. Kar sıkışır. Yazın plama görevini yapar. Aynı zamanda direkleri rutubetli tutar. Allah Allah. Evet. Yani o yaza kadar muhafaza oluyor soğukluk oluyor, değil tabii, mi? Tabii tabii. Buz olarak kalıyor bundan, mu yani? Buz bundan 150 sene evveli kişiler gördüğümüz gibi ben 40 senelik burada görevliyim. Ondan sonra şu ön mihrap kısmına göl vuruyormuş bu su. Biz balık tuttuk diyorlar. Allah altı, Allah. Soğuk kadar yüksek altı, miymiş? Altı suymuşmuş. 1,5 metre boşluğu var altta. Tabanda. Buranın. Buranın. Allah Allah. Böyle bir tarih. Demek yani. Su o kadar çekilmiş yani. Çok çekilmiş. Çok çekildi yani. Evet. Çok teşekkür ederiz. İsminiz de lütfen. Bayram Çetin. Teşekkür ederiz. Bayram hocam Allah razı olsun. Cümlemiz Allah razı olsun. Sizden Neysel benim adım da. Eniştem olur. Mahmut evet. Abi. Evet. Biz de böyle bir gezelim dedik geldik. Ben Erzincanlıyım. Mardin mi? Maşallah. Siz buralısınız herhalde Bayram Hocam. Ben Konyalıyım, Beyşehir'deyim. Fakat Rabbim biraz daha fazla izin verdi. 40 senelik görev yapma şeyini verdi. Bu camiye gıyıp da ayrılamıyorum. Manevi yönünde çok duygulanıyorum. Çok, çok bir şey ya. Aynen. Diğer camilere gittiğim zaman sanki evde kılmış gibi geliyor. Ama buraya geldiği zaman o manevi bir... hava olmuyor değil mi? Olmuyor. Yani. Maşallah temiz de bir temiz de bakılıyor yani, güzel. Aynı yani. Kadar ince işte. Allah razı olsun. Bakımda fena değil. Yani işte uğraşıyoruz yani. Yok çok gerçekten bakımlı ya. Güzel yani çok temiz güzel. Temiz. Hallarınız çok temiz görünüyor. İşte duvarlarınız çok temiz görünüyor. Hı-hı. Evet. Kokusu zaten mesleziyor insanı. Evet, ayrı bir şey var, havası var. Ben hep diyordum Kabe'deki kokuya benziyor bu. Aynı. Ben bir sefer nasip oldum. Rüveyda gel babacım. Oradan şu kokuyu hatırlıyorum. Elini sür şu koluna. Koluma sür. Kokla şimdi. Kokla. 2011'den sonra sürekli. Ben 2017 Şubat'ta amcamdır. Camideki kokudan sürdüm. Sıktı bize kolumuza. 2017 Şubat'ta ben yine oradan. 2017 Şubat'ta. Şubat'ta oradaydım. Evet. Şubat'ın 12'sinden. Ankara kafilesiyle gitmiştik o zaman. Diyanet'le. Diyanet'le. Evet tamam. Mehmet nerede, Hoca vardı. Nerede kaldınız şeyde? Valla şey neydi ya tam Medine'nin tam köşede yani şey Peygamber Medine'de. Efendimiz'in şeyi Mescid-i Nebevi Kafkazına denk geliyordu. Menazil Otel var. Menazil Otel var. Ya orasıydı. Seni tabii hatırlayamıyorum yanlış olmasın. Tam Medine'de de o köşedeydik. Tam yani Mescid-i Nebevi'ye çapraz hemen böyle. Şeyde Mekke'de şeyde de Azize'dedir. Mekke'de de şey ne oteliydi ya çok uzak değil yok. Bedir Otel miydi, Bedir mi diyorlardı, ne diyorlardı?
ismini hatırlayamadım. Şeydeki Cennet-i Mualla'nın oralarda mı? Yok, o kadar değil. Şeyde, yani Cennet-i Mualla şöyle mesela, diyelim Kabe burada, Cennet-i Mualla şurada kalıyor. Ama İstanbul'da öyle. Yani 800 metre yürüyorduk. Allah'a ısmarladık. İlk defa sen